Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PlayStation 4'te güç tasarruf ayarlarını göstereceğim. Ana menüden ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan güç tasarrufu ayarlarına giriyoruz. PlayStation 4 sisteminin kapatılması için geçecek süreyi belirleyeceğiz arkadaşlar burada. Burada medya oynatma var mesela. Medya oynatmayı eğer 1 saat işaretlerseniz PlayStation'da video veya şarkı dinlerken 1 saat sonra PlayStation'da hiçbir işlem yapmazsanız, DualShock'la hareket etmezseniz 1 saat sonra kapanır. Genel uygulamalarda da saat ayarı var. Burada da eğer 1 saat seçerseniz bu ayarda giriş ekranında veya internet tarayıcısında veya oyun içinde eğer hareketsiz biçimde durduysanız bu kadar saat sonra PlayStation'ınız otomatik olarak kapanacaktır. Dinlenme modunda PlayStation ekranına bakamazsanız televizyondaki terimle standby moduna geçer. Burada gücü USB noktalarına sağlama açık olduğu zaman dinlenme modundayken DualShock'unuzu veya herhangi bir USB cihazı PlayStation'a takıp şarj edebilirsiniz. Tasarruf için kapalı olarak kalması gerekir. Eğer internete bağlı kalırsanız PlayStation'daki güncellemeleri veya indirdiğiniz bir oyun varsa onu indirmeye devam eder. Özellikle gece yatarken mesela eğer büyük bir dosyanız varsa indirecek, dinlenme moduna alıp sabaha indirilmiş bir şekilde bulabilirsiniz bundan. Tasarruf için işaretli olmaması gerekir. Bunu işaretlerseniz PlayStation'ınız bilgisayarınıza bağlıysa bilgisayarınızdan açılabilir arkadaşlar. Tasarruf için işaretli olmaması gerekir. Bunu da PlayStation'ın Spotify uygulamasından açıp kapayabilirsiniz. Uygulamayı askıda tut eğer işaretli olursa dinleme moduna aldığınızda uygulamalarınız hala çalışmaya devam eder fakat bekleme moduna geçer. O yüzden bu pek tasarruflu bir şey değil. Bu tikin kapalı olması gerekir eğer tasarruf etmek istiyorsanız. Kontrol cihazlarının kapatılması için süreyi belirleme. Bu da DualShock'umuzun kapatılma süresidir. DualShock'umuza eğer hiç dokunmazsak 10 dakika, 30 dakika ve 60 dakika sonra otomatik kapanabilir olarak ayarlayabilirsiniz. Ben genelde 10 veya 30 dakikayı seçiyorum. Böylece DualShock'unuzun şarjından da tasarruf edersiniz kullanmadığınız zamanlarda. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.